Merhaba millet, hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Yine U-Toti ile devam ediyoruz abi. Bu U-Toti etkinliği geldi. Siz değerli kardeşlerim, sakata gelmeyin. Abicim takas yapmadan ben kendimi yaktım, siz kendinizi yakmayın diye 15'te 15 nasıl yapılır en basit şekilde neler yaptım sizlere bu taktiği bulmak için ve 15'te 15 yaptım. Takasın bir tanesini kullandım. Onu da farklı bir yöntem denedim. O yöntem bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek diye o yüzden denedim. Ve gördüğünüz gibi her bilet artık 500 FC falan yapıyor. Ama ben bir tane takas yaptım ve 4 tane kaldı. Yani bu 15'te 14 yaptım. 15'te 15'i nasıl yaptım? O taktiği size göstereceğim abi şimdi. Öncelikle şöyle takıma gidelim. Yani gündüz attığım U-Toti etkinlik videosunda bir taktik uyarlamıştım size. Yani o taktiği yaparsanız işte başarılı olursunuz ki oluyorsunuz abi. O taktiği yaparsan başarılı oluyorsun. O taktik de şuydu. Ana kadronun üzerine, tamam mı? Ana kadronun üzerine düzgün yani en düşük yedekleri koyuyordunuz. Takım kendinizi aşağı çekiyordunuz. Ama biz taktiği değiştirdik. Meta taktiğe geçtik. Meta taktik nasıl oluyor onu da size söyleyeyim. Bir, taktik olarak zaten karşı atan en iyi taktiği 4-2-4 abi. Şu taktiği kuruyorsunuz abi. 4-2-4 taktiğini kuruyorsun. Burada yapılan hatalardan bir tanesi şu. Defans hattını çok düşük yapıyorlar. Ki size şu an bu sağladığım taktik oyundaki herkesin yapabileceği bedava oyunculardan kurulmuş bir taktik. Yani ben bir tek kalecimi Michael olarak seçtim. Siz de kaleciyi, elinizdeki en iyi kaleciyi seçin abi. Çünkü top tutması, frikik çıkarması, şut kurtarması önemli. O yüzden en iyi kaleciyi seçin. Defans hattını, yani standart defans hattı kurabiliriz. Mesela ben burada en iyi olarak Van Dijk'ı seçtim. İşte Derwish, Walker, Jordi Alba gibi. Yani standart 84, lük 80, yani seçkin kartlardan oluşan bir savunma var. Benim elimde De Bruyne vardı. De Bruyne'u kullandım. Çünkü De Bruyne'un abi ayakları iyi, tamam mı? 5-5-2 ayağı var ama bu taktikte De Bruyne bizim işimiz değil. İkinci olarak Modric'i kullandım. Bu da böyle çok böyle mühim bir adamdı ya. Bak şu Messi dahil 1-2-3-4-5-6-7. Bu 7 tane adam figüran abi. Bunlara çok fazla top filan gelmiyor. Burada en değerli adam zaten Pele'yi herkese dağıttı. Abi MF, Pele, ST, Pele bu taktikte oynanabiliyor ama Meon varsa sıçtın. Del Piero da bende şu an bedava oyunculardan bir tanesi. Herkeste vardır buna benzer bir oyuncu. Del Piero'yu tercih etmeniz lazım. Buradaki en önemli oyuncular bunlar abi. Ben burada Mane'yi seçtim. Mane'yi seçme sebeplerinden bir tanesi. Yani bir ayağının 5, bir ayağının 4 olması lazım. Burada Son Finans tercih edilebilir. Diğer Mane tercih edilebilir. Diğer Mane'nin İki ayağı da 5 çünkü. Yani şu 3 adam çok önemli. Bu 3 adamı seçtiğin zaman yedekleri de en düşük, benim elimdeki en düşük adamlar 60'lıktı. Belki sizde daha düşükler varsa yedeklere daha düşük adamlar koyabilirsiniz. Daha düşük adamlar koyunca takım yenim 100'e çıktı. Zaten kimyam da 100. Ve şimdi bu takımla bizim karşımıza nasıl rakipler geliyor onlara bir bakalım. Evet, şu benim sizler için hazırladığım video. Şu ana kadar bak buraya kadar ben bu taktikle oynamadım. Buraya kadar diğer taktikle oynadım. Ve şimdi bu taktiğe geçtim. Bu taktiğe geçtiğim zaman görüyorsunuz abi. Rakiplerin fırsatlarını görüyorsunuz. Kendi takımımı görüyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey var. Oyunda şu ligin hiçbir önemi yok. Şu eşleşme sırasında hiçbir önemi yok. Sadece kadrolara bakıyorlar abi. Şu an görüyorsunuz benim kadrom burada. İlk bu kadroyu anımsıyor. Ona göre rakip bulmaya çalışıyor. Bu arkadaş da yüksek gelme oyuncuları koydu. Ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde böyle ilerleyip maçı zaten hemen hemen full yapıyorsunuz ya. Yani direkt full yapıyorsunuz. Mesela ikinci takıma bakalım. Yine göstereyim ben size. Yine bak aynı dünya. Yani yine bizden çok çok yani yapamamış, bizim taktiğimizle boy ölçüşememiş bir takım geldi karşımıza. Ve onu da çok rahat bir şekilde yeniyoruz. Hatta onun kadrosunu falan göstereyim size. Onun kadrosu da bu şekilde. O burada büyük bir hata yapmış. Ne hata yapmış abi onu hemen göstereyim. O size de yapmamanız gerekeni yapmış. Gitmiş abi defansa en dandik adamları koymuş. Şimdi defansa dandik adamları koyarsanız bu şu anlama gelir. Abi çok rahat size pozisyona girer, gol atarım ama bunun öyle bir sıkıntısı yok. Çünkü adamın taktiği bayağı berbat. Bir sonraki maçım yine gördüğünüz gibi düşük bir rakip. Ondan sonra ilerliyorum.
Bir sonraki rakibim yine çok düşük bir rakip, hatta amatör gelmiş. Ya bu taktiği yaparsanız gördüğünüz gibi bütün maçları abi çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz yani. Çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Çok rahat abi. Yani bütün rakipler gördüğünüz gibi bizden baya baya düşük geliyor. Mesela taktikleri de çok yanlış yapanlar var. Yani meta taktik 4-2-4 abi. Yani en iyi taktik bu. Son maçımızı da görüyorsunuz. Zaten Rivals bileti bitti. Son maçı da göstereyim dedim size. Yani buradan bir takası yapıyorum. Takası yapınca da ne olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bir tane maçı kaybetmiştim. Bu taktiği bulmadan önce bir maç kaybetmiştim. Onu da nasıl kaybettiğimi tekrar size anlatayım. Full 132 genlik takımla çıktım. Bakalım takım genini yükseltince ne oluyor diyor. Orada da karşıma bir baba çıktı ve beni bir farkla mağlup etti. Takas yapınca da hiçbir şey olmuyor. Oyuncular boşa gidiyor. İşte 5 tane şey veriyorsa onun haricinde farklı bir şey vermiyor. Bu da son maçım. Son maçım yine gördüğünüz gibi bizden sayıca düşük bir adama gelmiş. Peki bu emekleri yaptık. Maçları kazandık. İşte full yaptık, ettik. Zaten çok fazla bir beceri geliştirmenize gerek yok. Yani böyle çok üst düzey oynamanıza gerek yok. Her türlü bu taktikle maçı alıyorsunuz. Peki bunları yapıp bunların karşılığında oyun bize ne veriyor? Hemen ona bakalım şimdi. Tekrardan oyuna geri döndüm. Artık etkinliği bitirdik. Yani en azından biz Utoti'den şu teke tek etkinliğini bitirdik ve bakalım bunun karşılığında ne oyuncu alacağız. Şimdi 15 yaparsanız, 15 galibiyet yaptığınız zaman 1600 Totti fişi verip ve ardından bir 106'lık bir tane gem veriyor. Şimdi bu Totti fişi çok önemli, biliyorsunuz bununla takas yapmak için oyuncu açmanız lazım. Yani 40 puana bir tane oyuncu açıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? 4, 8, 12, 16 hemen hemen 40'a yakın bize oyuncu veriyor. Onun haricinde bir tane de 106'lık adam alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Ödül tamam. Ödül tamam. Oyunun sesini de iyice açayım. 15'te 15 galibiyet yaparsan ne oluyor? Ne alıyorsun karşılığında? Neyi aldık? Meo, Bellingham mı geldi? Modric! Ben verdim. Modric gelseydi ya. Ayda. Neyse bu adamları satamıyoruz ama burada adamdan daha değerli bence 1600 Totti fişi almamız. Çünkü 1600 Totti fişi gerçekten mükemmel. Beyler bu arada bu yayına, bu yani yayın diyorum, bu videoya like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü bu bilgi size bu ödüllerin hepsini aldıracak. Hatta beni yeni görüyorsanız abone olarak destek olmayı unutmayın. Bugün saat 20'de de canlı yayındayız. Canlı yayında efsane paket açılımlarıyla sizlerleyiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiçbir işe değil. Şu turkisa me ati. Ya sena yo sati. Şu turkisa me sati.